Bakış'a hoş geldiniz. Bu hafta genel siyasetten ziyade biraz memleketimle alakalı konuşmak istedim. Stüdyo konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Çok teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hem Ankara'ya hoş geldiniz hem stüdyomuza. Sağ olun. Ankara'da ziyaretinizde 3. Yaş Baharı turizmi ile Evet. alakalı bir Evet. kongreye katıldınız. Orada kongrenin mahiyeti nedir? Evet. Oradaki izlenimlerinizi Şimdi size tabii aktarabilirim. benim daha önce Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevimden dolayı özellikle engelliler, kadınlar, yaşlılar, sosyal politika üretmeyle ilgili çok önemli ulusal politikalar ürettik Kurucu Bakanlığımız döneminde. Şimdi bunun devamında Ankara Üniversitesi ile beraber ülkemizin geldiği durum, yapılan tespitler, istatistiki durumlar, yapılan araştırmalara göre stratejik planlamayı yapmak gerekiyor. Çünkü dünya yaşlanıyor, Türkiye yaşlanıyor. Bu yaşlılığından kaynaklı politikalarda sağlıktan, sosyal güvenliğe baktığınız zaman, istihdamdan, ekonomi ve kalkınma politikalarının her şeyi etkiliyor. Bu yeni duruma göre nasıl bir strateji belirlenecek? Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılacak? Bununla alakalı bugün Ankara'dayız. Hem bakanlık boyutunda yaptıklarımızı anlatma fırsatı hem de bugün en büyük uygulayıcı yerel yönetimler. Bunu bütün gelişmiş ülkeler, özellikle bu alanlar yerel yönetimler üzerinden uygulanıyor. Biz de hem 2015 eylem planımızı hem bu konudaki stratejik planlamalarımızı, neler yapacağımızı, evde bakımından tutun, mobil bakımına kadar, işte emeklilerimizin şehrin içerisinde yaşlı dostu bir şehre dönüştürmek için neler yapılabilir, ulaşılabilirlikten tutun. Şu andaki planlamalarımızı, hobi bahçelerimize kadar bunları anlattık. Nesiller buluşmaları gibi politikalarımızı anlattık. Hem de bunu nasıl uluslararası turizme dönüştüreceğiz? Çünkü hakikaten Allah bu memlekete çok güzel imkanlar sunmuş. İşte bugün güneşimiz, jeotermalimiz, hava şartlarımız, toprağımız bize çok ciddi imkanlar veriyor. Birçok gelişmiş ülkelerdeki yaşlılar ceplerinde paraları olmalarına rağmen bu imkanlardan istifade edemiyorlar. O yüzden sosyal destek, sosyal rehabilitasyon, kablıca, termal turizm gibi alanlarda uluslararası boyutta şehri ve ülkeyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu çalışmalar üzerinde şu an bakanlıkla beraber çalışıyoruz. Bunun için buradayız. Dolayısıyla yaşlılar bizim annemiz, babamız, bizim inancımız, bizim medeniyetimize göre, bizim kültürümüze göre, bizim göz bebeğimiz, bugünün mimarları, geçmişle bugün arasında bizim en büyük köprülerimiz, onların aktif yaşlanarak Allah-u Teala'nın verdiği ömrü son nefesine kadar aktif, huzurlu, mutlu, sağlıklı nasıl yaşayacakların alternatifleri üzerinde. Evet, bakanlık deneyiminiz de bu kongrede ciddi manada katkı olmuştu. Evet. Bir de Antalya'da düzenlenen, 6.sı düzenlenen Avrupa Akdeniz Bölgeler ve Yerel Yönetimler Asamblesi ile alakalı bir eş başkanlık adaylığı vardı Gaziantep'in. Siz bu adaylıktan çekildiniz. Bu çekilmenin sebebi nedir acaba? Şimdi Akdeniz çok önemli. Dünya barışı adına çok önemli. Biz bir taraftan Orta Doğu barışı için büyük bir gayret gösterirken bir taraftan Akdeniz'deki birlik, Akdeniz'in birliğinin ticari birliği, sosyal birlik, kültürel birlikle beraber yerel yönetim birliklerinde de neler yapılabilir şeklinde 90'lı yıllardan beri devam eden bir kurumsal altyapı var. Fransa'nın da, İspanya'nın da, İtalya'nın da içinde olduğu ve Doğu ve Güney Akdeniz'in bir ve beraber ortak proje ürettiği bir sistem var. Orada 2 yılda bir eş başkanlık değişiyor. Biz dün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak aday olduk eş başkanlığa. Sonra dün ben Antalya'da yönetime katıldığım zaman Filistin'in de bu konuda talebi olduğunu gördük. Eğer Filistin burada bu talebi yapıyorsa bizim burada aday olarak devam etmemizin doğru olmadığını hızlı bir şekilde düşünerek Filistin lehine adaylıktan çekindik. Çünkü şu an Filistinli kardeşlerimizin, dostlarımızın uluslararası boyutta tanınırlığına her alanda güçlenmeye ihtiyacı var.
Biz de bu bakımdan biz adaylıktan çekilince diğerleri de, diğer dört adaydan çekildi ve Filistin eş başkan yaptık. Bu ailem bünyesinde bir ilk oluyor. Akdeniz açısından çok önemli bir eş başkanlık oluyor. İnşallah Filistin'in dönem başkanlığında da çok güçlü çalışmalar yapılmasına yardımcı olacağız ve bu konuda yerel yönetimlerinin güçlenmesini sağlayacak. Aynı zamanda Filistin'de bir kardeş şehrin anlaşmasını yaptık. Biliyorsunuz bizim Gaziantep'te 22 tane kardeş şehrimiz var. Şu anda bu yaptığımız anlaşmayla da önemli bir kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir kardeş, Filistin'de kardeş şehrimizin olması da bizim açımızdan çok önemli. Dün onun da kararını vermiş olduk. Evet, ne güzel. Devlet olarak, hükümet olarak Filistin konusunda gayet aktif olarak siz de çalıştınız. Bu konuda da güzel olmuş. Efendim bir de normalde geçtiğimiz haftada çok yer buldu. Gaziantep ve AVM olarak çok basında yer aldı. Ama bu sefer AVM yapmakla değil, yıkmakla alakalı bir yer alış gerçekleşti. AVM yıkıp yerine park yapılacağı haberi geldi. Bunun detayları nelerdir? Oranın uzanlığı, stadyum var. Oranın akıbeti belli oldu mu? Şimdi tabii 90'lı yıllarda hakikaten toplumda hiçbir karşılığı olmadan yapılmış ve hakikaten toplumun bütün hemşehrilerimizin rahatsız olduğu, meydanda bir ucuba gibi gözüken, bir türlü de iflah olmayan 5000 metrekarelik kapalı bir alan vardı. Hastane yapılmaya çalışıldı olmadı, yurt yapılmaya çalışıldı olmadı. Biz dedik ki sağ olsun sahipleri de bu konuda bize çok yardımcı oldular. Gelin dedik, burada bir anlaşma yapalım. Bu şehirler meydanları ile ündü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız geldiği zaman büyük meydanımız olmadığı için yeterince güçlü, gücümüzü gösterecek mitingler dahi yapmakta zorlanıyoruz. Yaşayan bir meydana çevirelim. Şehrimize gelen misafirlerimizin bu şehrin bütün dokusunu hissedeceği panoramik, tematik altyapılarıyla bir müzeye çevirelim istedik. Bir meydana çevirelim istedik. Sağ olsunlar, ben onlara da çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Orta bir noktada anlaştık ve AVM'yi yıkmaya karar verdik. O bizim çocukluğumuzda Çınarlı Parkı, Turizm Parkı dediğimiz, arkada çok güzel bir şehitler anıtımız var. Evet. Çok güzel Selçuklular zamanında kalan çok güzel bir minaremiz var, camimiz var. Onların ortaya çıktığı. Böylelikle o değerler de göz önüne daha fazla. Yani o yeşil dokunun, çınar ağaçlarının ortaya çıktığı bir parka dönüştüreceğiz. İnşallah dedim arkadaşlara da çok heyecanlandım verilen karardan, anlaşmadan. Sizi dedim temel atma değil, yıkma törenine davet ediyoruz. Bu yapının böyle bir çöktüğü, yıkıldığı bir tören yapacağız. Evet. Sizi de davet ediyoruz. İnşallah, inşallah. Yani Antep'te özellikle onun olduğu yer girişi, çarşı girişinde olduğu için ciddi. Stadyumda bir gelişme. Stadyumda da yeni stadyum bitince bunu da yıkıyoruz. Onu da yıkıyoruz. Ona da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız bize çok ciddi destek oluyorlar. Orası da, orası bu parkın meydan içerisine. Evet, orası da meydan olacak inşallah. Çok güzel. Dev bir alan. Çok güzel bir dokuyu hayata geçirmiş olacağız. Evet, tabii bu master projeler içerisinde bir de enerji master planı da ilk defa bir belediye olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıyorsunuz. Evet. Enerji master planının mahiyeti nedir? Antep'e kazanımları ne olacak? Şimdi yeni bir dünya düzenindeyiz ve yeni dünya düzeninde çevre ve enerji nasıl ülkelerin güçlü politikalarıysa, bugün birçok savaşlar bunlardan dolayı çıkıyorsa, biz de yerelde kendi şehrimizde bunu nasıl kurumsallaştırabiliriz, nasıl planlayabiliriz şeklinde çalıştık. Özellikle benim mühendis olmamın ve sanayi komisyonunda daha önce yaptığımız çalışmalardan da o altyapının olmasıyla arkadaşlarımızla o bölgenin enerji politikasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini çalıştık ve en büyük gücümüz güneşimiz. Şu anda Türkiye'nin en büyük güneş solaryumunu kurduk. Aynı zamanda ekolojiyi, ekolojik kent dediğimiz, yeşil ev dediğimiz bir projeyi hayata geçirdik. İçine baktığınız zaman ekolojiye dikkat ettiğinizde, enerji verimliliğine dikkat ettiğinizde, bahçesindeki peyzajından tutun da kuyudaki suyun klimizasyon etkisine kadar bunun nasıl verimliliği arttırdığını, enerji tasarrufu getirdiğini kullanan bir model ürettik. Ayrıca ekolojik kent planlamamızda bu değerlere dikkat eden
birimlerin mesela geldi, ben ekolojide bu dediğiniz değerlere dikkat edeceğim diyorsa bir inşaat firması, bir müteahhit, biz onlara o zaman bunlara dikkat edenlere daha fazla cazibe oluşturacak, yükseklik destekler verecek, emsal verecek destekler veriyoruz. Ekolojideki de amacımız hem toplum kazansın, hem çevre bilinci yükselsin, hem bunu yapanların da avantaj sağladığı bir kazan kazan çalışması yapıyoruz. İnşallah onda da Türkiye'ye örnek bir çalışmanın altyapısını oluşturuyoruz. Evet. Gaziantep tabii son yıllarda çok ciddi göç aldı ve Suriye meselesinde de en fazla Suriyelileri sığınma gerçekleştirdiği il oldu. Evet. Tabii bunun getirdiği avantajların yanında dezavantajlar da var. Özellikle en göze çarpan trafik sorunu. Doğru. Sizin gelmenizle birlikte ciddi manada yenilikler yaşandı ve trafikte bir azalma görüldü, hissedilir derecede. Fakat henüz yılların birikmiş bir problemi olduğu için henüz bir çözüm ulaşılamadı. Bununla alakalı bir metro ya da yeni yollar yapıyorsunuz. Abdülkadir Aksu Bulvarı'nı İpek Bulvarı, İpek yoluna bağlıyorsunuz. Bununla alakalı master bir projeniz var mı? Şimdi önce ulaşım master planını ve imar master planını 2014 Türkiye'sine ve Gaziantep'ine göre hemen güncelleyelim istedik. Hı hı. Şu anda onların ihalesini yaptık. İnşallah en geç bir yıl. Ama kısa vadede bize bir 6 aylık süreç içerisinde işte bu sorduğunuz sorunun metro ile ilgili de altyapıda, üst yapıda, büyük vizyoner projelerde uzun vadeli master planlarını çalışıyoruz. Ama bir taraftan da halkımızın sorunlarına acil müdahaleler edilmesi gerekiyordu. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bir taraftan iç göçümüz var bizim. Sanayileşiyoruz. Evet. İç göç devam ediyor. Şu an dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerindeniz. Ayrıca Suriyeli mülteci kardeşlerimizin kampların dışında yaşayan şehirlerin içerisinde en fazla Suriyeli mülteciye misafirlik yapan şehiriz. Şu an 300 bin kayıt içinde Suriyeli mülteci şehir içinde yaşıyor kampların dışında. Bunların hepsinin getirdiği yol ihtiyacı, beraberinde trafik sorunu en önemli sorun alanlarımız. Evet. Zaten beyannamemi seçimden önce de hazırlarken ilk başlığımız katılımcılıktı. Her şeyi yaparken halkımızla beraber yapacağız. İkinci başlığımızda da trafik ve ulaşımdı. Gelir gelmez hemen acil eylem planında 27 kavşağı akıllı kavşak, dinamik kavşağı çevirdik. Kavşakların geometrisini aldık. Çünkü baktığınız zaman kavşağın yolun karşısında bahçe devam ediyor. Yolun karşısı geometrik olarak gitmesi gerekirken o altyapı uygun değil. Bir taraftan fiziki altyapıyı yaparken diğer taraftan kamera sistemiyle daha fazla taşıt duran yol güzergahına daha fazla geçiş hakkı verilecek dinamik kavşak uygulamasını yaptık. Ortadaki göbekleri kaldırdık. Evet. Bunun şu anda kısa vadede %25 gibi bir hızlandırdığını gördük etken analizinde. Ama bunlar acil çözümler, esas orta ve uzun vade çözümlerde de daha yapısal, daha köklü değişimi yapmamız lazım. 2 milyona yaklaşan şehrin 1,5 milyonu şehrin merkezinde yaşıyor. Metrekareye düşen kişi sayısı çok yüksek, Moskova oranında. Çevreyi açmamız lazım şehri. Yani yaşam alanlarını, o yüzden de bir taraftan organizenin oldu, uydu kent şu an bütün işlemlerini tamamladık. Bir taraftan kilis tarafındaki Polateli organize sanayinin etrafında yeni uydu kentler, yeni kentsel dönüşümler yapıyoruz. Yani çevreyi açacağımız, insanımızın merkezin yükünü çevreye yayacağımız bir imar ve ulaşım master planı üzerinden yapıyoruz. Uzun vadede bunu başarmamız gerekiyor. Ama sizin söylediğiniz gibi bir taraftan İpek yolu bağlantıları, çevre yolu bağlantıları çok zayıftı. Şu anda iki hafif rayların üzerinden de geçecek. Herhalde yine bu da kendi sikletinde en iyilerinden olan bir Abdülkadir Aksu bağlantısını, İpek yolu bağlantısını yaptık. 5 bakanlıktan onay almak da gerekiyordu. Çok ciddi bir bürokratik gayret gerekiyordu. Başardık. Savunma Bakanlığımız, Tugay Komutanlığımız dahil hepsinden izinleri almayı başardık. Bu ayın sonunda o bağlantıyı sağlıyoruz. 2015 planlamamızı yaptık. Bu 2015 planlamasında karayolları hangisini yapacak, ilçe hangisini yapacak, biz hangisini yapacağız. Bunların hepsini arkadaşlarımızla oturduk. Ortak kararlar aldık. Daha fazla yol
yapmamız, daha fazla kentsel dönüşümle yol açmamız, yeni yollar açmamız, daha fazla kavşak üretmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yapıyoruz. Aynı zamanda Hafif Raylı'yı Gazi Ray'a birleştiriyoruz. Gazi Ray dediğimizde de küçük organize sanayi ile küçük sanayi ile organize sanayi arasında hattı, mevcut devlet demiryolu hattını hızlı trene çeviriyoruz. Devlet demiryolları şu anda ihaleyi yaptı, teslim etmek üzere. Teslim edildiği zaman yaklaşık 32 ay içerisinde hızlı trenle de organize hattını sağlamış olacağız. Hafif raylı ile birleştireceğiz. Şehrin Karataş'tan gelen binen birinin organizeye gideceği demiryolu hattını da döşemiş olacağız. Kaç bunların sene içerisinde? 32 ayda bitirecekler. Peki ulaşımın normale binmesi, normal değerlere ulaşmasını kaç sene içerisinde? Yani göç devam ettiği sürece normalleşmesi de uzun vadede olacak ama biz sürekli göçün önünde daha fazla yatırım yapıp daha hızlı hareket etmek durumundayız. O yüzden yapısal dönüşümlere ciddi bir şekilde mali destek ayırıyoruz. Ve hızlı bir şekilde organize ediyoruz. Tabii göçün esas nedeni de Gaziantep'in ekonomik olarak ciddi manada ileride olması. Suriye ve Irak'taki gelişen olaylar Gaziantep piyasasını etkiledi. Bir de iç piyasada da bir durgunluk yaşanıyor. Yavaş yavaş çözülmekle birlikte. Mevcut pozisyonda Gaziantep'te ekonomik olarak bir darboğaz, bir sıkıntı söz konusu mu? Yok, Gaziantep her tehditten, her riskten fırsata dönüştürebilme gücüne ulaşmış bir sivil toplum gücü var, ortak akıl var. Ayrıca sanayimiz daha dirençli, daha donanımlı, daha çeşitli, daha alternatiflere açık. Hem Avrupa Birliği'ne üretim yapabiliyor, hem Orta Doğu pazarını, hem Amerika'yı, hem Çin'e. Birçok alanda şu anda Türkiye'nin sözünü söylüyor. Halıda, ayakkabıda, gıdada, unda. Tabii bunların hepsi bizim elimizdeki en büyük imkanlar ve güçlerimizden. Biz müteşebbis ruhumuzla ve riskleri yöneterek büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğiz. Çünkü rakamlara da baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesinin iki katı büyüyoruz. Bu hızımıza devam etmeliyiz. Aksi takdirde 2023 rakamlarını yakalamamız kolay olmayacak. Sürekli daha fazla büyüme gayreti içerisindeyiz. Biz de bütün gücümüzle onların büyüyebilmesi için her türlü desteği veriyoruz. Teknik desteği. Tabii bu ekonominin en önemli ihtiyaçlarından biri de lojistik. Burada da Gaziantep ciddi bir görev görüyor lojistik konusunda. Tabii sivil lojistik konusunda Antep'in girişlerinden biri olan havalimanında geçtiğimiz hafta özellikle sistem dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Birkaç gün boyunca seferler iptal oldu. Bunun modernizasyonu gündeminizde mi? Şimdi havalanıyla alakalı 12 yıl önce ilk milletvekili olduğum zaman ben bugün yaşanan sislenmeden dolayı kapalılık oranı çok çok yüksekti. Önce ALS takılması gerektiği bize söylendi. Sonra da paralel taksi pistle ana pist arasındaki kod farkından dolayı ALS'in takılamayacağı söylendi. Bu kod farkının giderilmesi gerekiyordu. Yaklaşık 40 trilyonluk bir yatırımla önce kod farkı giderildi, sonra ALS bağlandı. Şimdi ana taksi pistte şu anda bir onarım var. Ana taksiyledeki onarımdan dolayı şu anda biz paralel pisti, yan pisti kullanıyoruz. Yan pisti kullandığınız zaman taktığınız ALS ana pistte endeksli olduğu için görev yapamıyor. O yüzden bizim buradaki onarım da yaklaşık en az 7-8 ay sürecek. Yani bu kış bitmeyecek. Onun üzerine biz Devlet Demiryolları ile milletvekili arkadaşlarımızla, sayın bakanlarımızla yaptığımız görüşmede buradaki ALS'in paralel taksi piste göre takılabilmesi ve iş yapabilmesi için paralel taksi piste bir hafiyet işlemi var. Ben geçen hafta Devlet Demiryolları yine Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüzle konuştuğumuz zaman burası şehrimiz açısından çok önemli. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hiç beklemeden bu işin içine girelim, beraber paslaşalım dedik. Bu harfiyat işlemini hızlı bir şekilde tamamlayıp ALS'in mevcut pistte çalışmasını sağlayacağımız bir teknik
ihtiyacı gidereceğiz. Hı. Ve bir ay içerisinde bu çalışma tamamlanmış olacak inşallah. Gayet güzel. Yani çünkü yani yeterli olmasına rağmen insanlar yetersizmiş gibi algılıyorlar. Şimdi nedeni bu. Onarımdan ana pistte onarım var şu anda. Anladım efendim. Bir de Suriyeli sığınmacılar tabii Gaziantep'in en önemli gündemlerinden biri. Biraz önce de bahsettiğiniz en fazla sığınmacı bizde. Geçtiğimiz aylarda bazı sıkıntılar da çıktı. Hatta siz belediye olarak da müdahalede de bulundunuz. Şu anda son durum nedir sığınmacılarla bu alakalı? Bu bir tercih değil. Bu bir imtiyaz değil. Bu hakikaten insani ve vicdani olarak bir zorunlu durumla karşı karşıyayız ve biz Ensar Muhacir anlayışıyla halkımız, hemşerilerimiz 3 yıl bitti. Çok yüksek bir destekle bu süreci yönettiler. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Çok destek oldular. Şimdi gelinen noktada bizim oradaki iç barışın bir takım, hızlı bir şekilde yapılmasıyla ilgili bir takım uluslararası boyutta çalışmalar yapılırken bu daha orta vadeli planlamaların da yapılması gerektiği bir noktaya geldik. Şimdi fiziki ihtiyaçlar, barınma, gıda gibi ihtiyaçlardan sonra en temel ihtiyaçların eğitim, sağlık ve istihdamla ilgili artık daha orta vadeli planlamaların yapılma ihtiyacını görüyoruz. Onun üzerine biz Ankara ile yaptığımız görüşmede Milli Eğitim'den beklenen bir yönetmelik vardı, onun çıkmasını sağladık. Özellikle inşaat sektörünün ve açık iş, organizedeki açık işten dolayı organize sanayideki sanayicilerimizle yaptığımız görüşmede bu şu anda devam eden organize 5'te işçi bulmakta zorlandıklarını, bir takım işlerin Suriyeli mültecileri kayıt dışı işverenin çalıştırdığını, bu da yeni haksız rekabetlere neden olduğunu gördük. Hı hı. Belli kotalar uygulayarak kendi vatandaşımızı öncelik verip onun dışında açık bir iş varsa onu da elimizdeki Suriyeli mültecilerle tamamlayacak bir çalışma hayatı düzenlemesiyle ilgili şu an Çalışma Bakanlığı ve Göç İdaresi bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla biz bunları yönettiğimiz zaman en az zararla buradan çıkıp burayı daha olumlu hale nasıl dönüştürebiliriz? Birlikte yaşama kültürünü nasıl destekleriz? Buna gayret ediyoruz. İnşallah ortak akılla çok önemli çalışmaları başarmış olacağız. Evet. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, isterseniz kısa bir ara verelim. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edelim. Evet. 2 dakikalık kısa bir aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız. Evet, Doğru Bakış devam ediyor. Konuğum Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin. Evet efendim, Suriyeli mültecilerden konuşuyorduk. Geçtiğimiz 2 hafta önce Birleşmiş Milletler yardımını kesti. Bu mültecilerin barınması ve koordinasyonu konusunda merkezi hükümet ve devletten tabii ki destekler alıyorsunuz ama diğer uluslararası yardım kuruluşlarıyla koordinasyonunuz nasıl ilerliyor? Şimdi tabii maalesef İHAD'imden beri yaklaşık 8 aydan beri çok sayıda işte İskandinav ülkelerin dışlarından bakanın Avrupa Birliği'ndeki Dışişleri Bakanlığı'na bütün büyükelçilerin sürekli gelip gitmesine rağmen hep şöyle bir şey var. İşte Türkiye zaten güçlü bir ülke. Türkiye kendi kendine yetiyor. Zaten bu işte çok iyi yapıyor. Hı hı. İşte biz biraz küçük destekler versek buna, işte bunu biraz daha Ürdün ve Lübnan Türkiye'den daha zayıf ülkelere veriyoruz şeklinde sürekli bir mazeret üreten bir uluslararası toplum ve bakış açısı var. Yani kendi yaramızı kendi sarmamızdan başka veya kendi gücümüzü kullanmamızdan başka da benim gördüğüm çok bir şey gözükmüyor. Şu anda da sağ olsun hemşerilerimizin, sivil toplumun, vakıfların çok ciddi desteğiyle ve bizim yerel gücümüzle bu işi yardımcı olmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi maalesef bu konuda Birleşmiş Milletler gibi sırf bundan dolayı kurulmuş kuruluşların bile ne kadar zayıf kaldığını ve ne kadar sıkıntı yaşadığını görüyoruz. O yüzden yeni bir dünya düzenine, dünya barışına ve çok daha güçlü kurumlara ihtiyaç var. O yüzden zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'e gittiği zaman
dünya 5'ten büyük dedi. Yani 5 ülkenin hesabına ve kendi çıkarlarına göre baktıkları dünya düzeni dünyaya huzur ve mutluluk getirmiyor. Evet. Birleşmiş Milletler'in de reformize edilmesi ve orada da bütün katılımcıların söz sahibi olduğu bir modelin hayata geçmesi gerekiyor ki biraz daha etkin olunsun ve çok daha hızlı kalıcı çözümler üretilebilsin. Evet. Bir de tabii Gaziantep'te birçok etnik gruptan insan yaşıyor. Münferit bazı olayları saymazsak gayet huzur ve uyum içinde yaşıyor Gaziantep halkı. Bu geçtiğimiz 6-7 Ekim olaylarından sonra münferit olayları sürekli alevlendirmeye çalışıyorlar. Çözüm sürecinde Gaziantep'in konumu nedir? Şimdi tabii aslında çözüm sürecini kendi içinde çözmüş bir şehiriz. Siz çok yakinen biliyorsunuz memleketimizi. Bu projeler başladığında aslında en önemli rol modeldi. Kimliği, nerede doğarsa doğsun, Kürt olsun, Türk olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, hep birlikte yaşama kültürünü benimsemiz bir şehir bu. Evet. Hamdolsun hem huzurlu hem güvenli hem kalkınan bir şehir. Demokratik açılımı da kendi içinde başarmış bir şehir. Güven ve istikrarın devam ettiği bir şehir. Tabii birileri bunun bozulmasından nemalanıyor. Kendi varlığı çünkü kaostan, istikrarsızlıktan ancak mevcudiyetini devam ettirebiliyor. O yüzden bu huzurlu ortam birilerini huzursuz ediyor. O yüzden de sizin de söylediğiniz gibi 6-7 Eylül olaylarında bir takım lokal yapılan çalışmalar, şehrin kendi içinde çok küçük grupların yaptığı asayiş ve güvenlikle ilgili sorunlar çok medya üzerinden çok olumsuz bir algılatmaya ve çok büyütmeye çalışıldı. Ama halkımız hemen sağduyulu ve ferasetiyle oyunu gördü ve hemen sokağa destek vermedi. Küçük çocukları sokaktan çekti aileler, anneler. Biz hemen onları uyardık. En az zararlı onu götürdük ama dediğiniz gibi birileri özellikle çözüm sürecinde daha hızlı çözelimden daha çok çözümsüzlüğe gitsin anlayışının olduğunu görüyoruz. Buna da müsaade etmememiz ve bu konuda çok kararlı bir şekilde, cesaretli bir şekilde bu yolculuğa devam etmemiz gerekiyor. Bu rol modelin Türk kamuoyunun ulusal bağlamda, ulusal ölçekte anlatılmasıyla alakalı bir çalışmanız ya da projeniz oldu mu, olacak mı? Sürekli anlatıyoruz, projelendiriyoruz. Uluslararası boyutta daha iyi anlatmamız gerekiyor. Aslında başarılmış bir başarı hikayesi var. Bunun diğer yerlere örnek olması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi daha çok bunu gösteren, bu başarı hikayesinin neden ve sonuçlarını çok daha iyi analiz eden algıları da oluşturmamız ve bunu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Evet. Bir de genel seçimler de yaklaşıyor. Malumunuz olduğu gibi. Gaziantep'te özellikle çözüm sürecinin bir tarafında oturan HDP'nin kamuoyu yoklamalarında bir milletvekili çıkarma olasılığının olduğu gözüküyor. Bununla alakalı fikriniz? Her seçimde bu konuşuldu ama her seçimde halkımız güven ve istikrardan yanı kendini seven, kendine şehirde kıymet veren yönetimlerin yanında karar verir. Evet. Ve o istedikleri başarıyı bir türlü elde edemezler. Ben yine 2015'te de aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Çünkü halkımızın özellikle şehre geldiği zaman ben Gaziantep'liyim diyecek. Eğitimden sağlığa, ekonomik hayatta onların yanında olan hem yerel yönetim var hem hükümet var. Onlar da bunun farkındalar. İnsan odaklı bir yönetim anlayışımızdan dolayı bu huzurun, barışın, bu iklimin bozulmasını istemiyorlar. Yine buna fırsat vermeyecekler. Evet. Bir de Amerika'nın geçtiğimiz haftalarda bir Büyükelçiliğin bir açıklaması oldu. Gaziantep çok güvenli değil. Kendi vatandaşlarına yönelik ziyaret etmeyin, gitmeyin bağlamında. Daha sonra Amerika Büyükelçisi siz de ziyarete geldi. Buradaki görüşmelerinizin mahiyeti ne oldu? Bu açıklamayı nasıl karşıladınız? Şimdi tabii çok enteresan. Bunu zaman zaman yapıyorlar. Kendileri gelmeden birkaç gün önce sosyal medya üzerinden veya işte basın üzerinden bir takım haberler yayılıyor. Ben bunu birkaç defadır görüyorum. Fakat biz geldiklerinde Sayın Büyükelçi'ye bundan ne kadar rahatsız olduğumuzu, şehrin ne kadar rahatsız olduğunu
anlattım. İşte biz diyor seyahatle ilgili bilgilendirme de genel bilgilendirme yapıyoruz. Ama burada kullandığınız dil, üslup, kelime çok önemli. Eğer siz buraya geldiyseniz burası güvenli bir şehir şu anda. Yoksa siz burada olmazsınız dedik. O da kendi de söyledi. Yani biz bu şehrin gücünü, fırsatlarını, imkanlarını biliyoruz. Zaten bu konuda da bugün burada olmamızın nedeni bu. Eğer kullanılan dilde bir sorun varsa ben sizin rahatsızlığınızı hızlı bir şekilde ileteceğim ve gereğini yapacağım dedi. Birebir kendini hem özel görüşmemizde hem basın huzurunda buradaki rahatsızlığımızı dile getirdik. İnşallah takipçisi olacağız. Anladım. Son vaktimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Biliyorsunuz kongre de yaklaşıyor AK Parti'de. Sayın İl Başkanımız aday olmayacağını açıkladı. Evet. Öncelikle aday olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin desteklediğiniz bir aday var mı? Şimdi şöyle, biz Sayın Başkanımızla çok iyi çalıştık. Başkanımız bizim kurucu İl Başkanımız. Başkanımızla ben, eşimle beraber 2002'de kurucuyduk hem İl Başkanlığında. Biz de şu ana kadar toplam 2 il başkanı değişti. O konuda da aslında bir başarı hikayemiz var. Sayın Başkanımız da üzerinden 6-7 yıl geçti. Bu uzun bir süre dedi ve biz bütün milletvekili arkadaşlarımız, genel merkezde dahil Sayın Başkan devam etmek istiyorsa biz arkasındayız ve yanındayız. Bizim için en kolayı dedik ama o bu 6 yılın uzun bir süre olduğunu, bir değişim ihtiyacı olduğunu söyleyince de ona saygı duyduk. Biz de istişareyle parti içi demokrasinin ve parti içi disiplinin çok iyi çalıştığı bir kurumsal altyapı var. Hemen genel merkezden Hatay milletvekilimiz geldi, koordinatör vekilimiz. Bütün görüşmeleri yaptı. Kadın kolu, gençlik kolu, ana kademe, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları. Onların görüş ve önerilerine göre ortaya çıkan, ihtimali olan kişilerin genel merkezde mülakata çağrılacak ve arkasından milletvekillerimizin çıkan adaylar üzerinde görüşleri alınarak genel merkezimiz bir karar verecek. Evet. İl başkanımızın görüşleri alınarak. Dolayısıyla biz bunu çok iyi yöneten bir şehiriz. Çok iyi yöneten bir siyasi iklimimiz var. Bu konuda ben en doğru kararın alınacağını ve bütün adaylar içerisinde en doğru kişinin seçileceğine inanıyorum. Çünkü istişare mekanizması çalıştığı için, demokratik o kültür oluştuğu için oradan zaten onu yönete en doğrusu yakalanıyor ve en iyisi bulunuyor. İnşallah ben burada yine bu sürecin doğru bir şekilde yaşanacağını ve iyi bir sürecin başlayacağını inanıyorum. Evet. Son soruyla programı kapatalım. Paralel yapıyla alakalı dün bir operasyon gerçekleştirildi. Evet. Malumunuz olduğu gibi. Uzun zamandır da bekleniyordu zaten böyle bir operasyon. Bu operasyonla alakalı da bir fikrinizi alalım. Şimdi tabii Türkiye normalleşiyor. Türkiye üzerindeki yüklerinden kurtuluyor. Vesayetlerden kurtuluyor. Bugün Türk siyasi tarihine baktığınız zaman askeri vesayetlerin, darbelerin, kaosların, her 10 yılda bir kesintilerin, parlamento açık olmasına rağmen 28 Şubatların yaşandığı çok ciddi bedeller ödendi. Ekonomik vesayetin yaşandığı dönemler oldu. Şimdi AK Parti ile beraber artık halkın çocuklarının, halkın yönetiminde söz sahibi olduğu daha özgür, yeni bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden bu normalleşme sürecinde de bu hukuk devleti ve ileri demokrasi normlarında da bu yeni Türkiye'de herkesin kendi işini yaptığı Türkiye'ye gitmemiz gerekiyor. Seçilmiş bir hükümet var, parlamentoya girmiş bir hükümet, bir parlamento var. Gidip seçimden seçime halkına hesap veren bir iktidar var 12 yıldan beri. Çünkü baktığınız zaman yasama, yürütme ve yargının herkesin hukuk devleti içerisinde görev tanımları belli. Kimse kimsenin görev tanımına girmediği, kimsenin alanına girmediği bir Türkiye'yi, açık bir toplumu, demokratik bir toplumu ulaşmamız gerekiyor. Bugün bu bir takım badireler veya bir takım sıkıntılar varmış gibi gözüküyor ama uzun vadede bu ülkenin hayrına dönüşecek, o yeni Türkiye'nin vizyonuna uygun hale dönüşeceğine inanıyorum. Çünkü
kendini bir sivil toplum kuruluşu, bir eğitim, bir hizmet grubu, bir gönüllülük grubu olarak tanımlayan ve hepimizin 17 Aralık'tan önce hakikaten saygı duyduğu bir yapının içerisinde ulusal güvenliği, uluslararası güvenliğimizi işte MİT operasyonundan tuttuğunuz zaman birçok gözükmeyen farklı bir yapının içeriye sızdığını ve bunu kendi hukuk sistemimize, kendi güvenlik sistemimize, kendi geleceğimiz, ülkemizin geleceğine çok ciddi zarar verdiği bir noktadayız. Bunun ayrışması lazım. Dolayısıyla biz burada rahatız diyenlerin de rahat olması lazım. Eğer zaten suçu yoksa, burada bir hesabı yoksa, sıkıntısı yoksa da zaten hukuk devletinde bunlar yapılır ve yolumuza devam ederiz. Bugünler öyle bir günler. Ama ben 12 yıllık siyasi hayatımda da gördüğüm her seferinde demokratik olgunluğun, hukuk devletinin daha güçlendiği, daha dirençli olduğu bir topluma doğru yol aldık. Almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın liderliğinde, vizyonunda. Biz burada halkımızın feraseti ve sağduyusuna güvenerek bu yolculuğa devam edeceğiz ve yeni Türkiye'yi, yeni Gaziantep'i hep beraber kucaklayacağız inşallah. İnşallah. Evet Sayın Başkanım, katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu grubun güçlenmesinden, yerel bir alandan, ulusal bir alana dönüşmesinden de kendi şehrimiz adına çok mutlu olduğumu ifade etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederiz. Daha güçlenmeniz için de ülkenin hakikaten açık toplum olması konusunda da basının doğru, kaliteli haberi vatandaşlarımıza vermesi açısından da bu kurumları çok önemsiyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Evet, doğru bakışın sonuna geldik. Konuğum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin'di. Hem Gaziantep üzerinde hem ulusal konularda değindik. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi günler.